İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğini oylamak için Türkiye bugün sandık başına gitti. Doğu illerinde 2,5, batıda ise yaklaşık 1,5 saat önce oy verme işlemi tamamlandı. Şu sıralarda sayım işlemleri yapılıyor. Türkiye anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. Yaklaşık 55 milyon seçmen 167.140 sandıkta oy kullandı. Herkes için, memleket için en iyisi neyse olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği oylaması için Türkiye'nin dört bir yanında olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. AFAD bazı okullarda olası bir saldırıya karşı kimyasal ölçüm yaptı. Oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşlar gördüğünüz bu oy pusulalarında önce tercihlerini belirledi. Sonra da sarı renkli zarfların içerisinde sandıkların içerisine bıraktı. Yani çocuklarımız için, geleceğimiz için inşallah hayırlısı olur. Yani kendimiz geçtik artık. Her Türk vatandaşının bu gibi durumlarda sandığa gitmesini öneriyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Başbakan Binali Yıldırım da eşi Semiha Yıldırım'la birlikte İzmir'de oy verdi. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli ise oylarını başkent Ankara'da kullandı. Türkiye'nin kaderini oyluyoruz bugün. Bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. Oy verme işlemi Doğu illerinde sabah 7'de başladı ve saat 16'da sona erdi. Diğer illerde ise saat 8'de başladı ve saat 17'de de sandıklar kapandı, son oylar atıldı. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklar açıldı. Senden Barış Mustafa'yı unutmamız. Halk oylaması sırasında Türkiye'nin dört bir yanından renkli görüntüler yansıdı. Yöresel kıyafetleriyle, gelinliğiyle oy kullananlar vardı. Hasta, yaşlı ve engellilerse sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla oy verecekleri okullara taşındı. Kimi sedye ile geldi oy kullanmaya, kimi engelli arabasıyla, kimi de yöresel kıyafetleriyle. Hayırlı işlere oyumuzu kullandık. Referandum renkli görüntülere sahne oldu. Sağlık Bakanlığı'nın ambulansları Türkiye'nin dört bir yanında yürüyemeyecek durumdaki hasta, yaşlı ve engellilerin hizmetindeydi. Bursa İnegöl'deki 90 yaşındaki Ziyade'de de onlardan biriydi. Felçli olan Ziyade'de ambulansla evinden alındı, oy kullanacağı okula götürüldü ve sedye ile sandık başına gitti. Göz benim şanlı bayrağım. Cetveli, cetveli, cetveli. Hiç inmesin, semalarda inmesin, ezanlarımız dinmesin. Bu vaatten dua ederek oyumu kullanıyorum. Millete, vatana hayırlı olsun. Birçok ilde benzer görüntüler vardı. Hastalar evlerinden alındı ve sorunsuz bir şekilde oy kullanmaları sağlandı. Biraz daha. Engelliler de vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Yürüme engeli olanlar tekerlekli sandalye ya da akülü arabalarıyla sandık başına gitti.
Burası da Çanakkale. Şubat ayında 5.3'lük depremle ve birçok artçı sarsıntıyla sallanan depremzedeler konteyner okulda oy kullandı. Hatay'da ise Özbek Türkleri sandık başındaydı. Afganistan'daki iç savaş nedeniyle Hatay'a yerleşen Özbek Türkleri yöresel kıyafetleriyle sandığa gitti. Doğu'da da yöresel kıyafetleriyle oy kullanan vatandaşlar vardı. Hayatlarının en mutlu gününde sandık başına gidenler de oldu. Çorum'da evlenen Boduç çifti gelinlik ve damatlığıyla oy verdi. Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Yüksekova'da uçurumdan düşerek şehit olan iki asker memleketlerinde toprağa verildi. Bu arada Çukurca'da devrilen araçtaki 8 asker yaralandı. Allahu Ekber. Uzman çavuş Barış Düver, Hakkari Yüksekova'daki operasyon sırasında uçurumdan düşerek şehit oldu. Cenaze töreni memleketi Gaziantep'in Yakacık köyünde yapıldı. Yakacık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Düver'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Binbaşı Kürşat Selim Şenol da Hakkari'de şehit olan askerlerimizden biriydi. Cenaze töreni memleketi Uşak'ta yapıldı. Şehit Binbaşı Şeker Evleri mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Hakkari'de yol güvenliğini sağlayan askeri araç devrildi. Yaralanan 8 asker Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Suriye'de tahliye konvoyuna saldırı düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan bazıları Türkiye'ye getirildi. Musul'da da yerleşim yeri hedef alındı. 13 sivil yaralandı. Suriye'deki saldırı sivilleri ve bazı askeri unsurları tahliye eden konvoylar beklerken gerçekleştirildi. Tahliye otobüslerinin yakınlarında bombalı bir araç patlatıldı. Yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti. Tahliye Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında varılan anlaşma üzerine başlamıştı. Yaklaşık 8 bin kişi Halep'teki kontrol noktalarına ulaşmıştı. Ölenler arasında rejim bölgesinden tahliye edilen çoğu kadın ve çocuk siviller, rejim Kızılay'ı görevlileri ve 30 kadar askeri muhalif bulunuyordu. Yaralılar ambulans ve bulunabilen her türlü araçla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazıları da Türkiye'ye getirildi. Durumu ağır olan 19 kişi Hatay'da çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yeni yaralı gelme ihtimaline karşı da sınırda önlemler arttırıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Esed rejimiyle muhaliflerin vardığı anlaşma neticesinde 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeler de tamamlandı. 3000 kişi İdlib'e, 5000 kişi de Halep'e girdi. Bu arada Esed rejimine bağlı savaş uçakları ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'taki yerleşim yerine saldırdı. Vakum bombalarıyla yapılan saldırıda 13 sivil yaralandı. Çok sayıda ev ve araçta maddi hasar meydana geldi. Sırada İslam coğrafyamızdan bölümümüz var. Irak'ın Kerkük kentinde Kürt bölgesel yönetimi bayrağının kamu binalarına asılması nedeniyle yaşanan krizin yankıları sürerken Türkmenili Partisi binası saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen kişiler binayı ateşe verdi. Son krizden sonra Türkmenlerin malı ve güvenliği ve can güvenliği hepsi birden bir daha büyük krize girmiştir. Bizi susmak isteyen insanlar bilsinler, Türkmenler susmayacak. Bir büro değil, 10 büromuz öyle yakılırsa Türkmen'in hakkından bir adım geri gelmeye hiçbir istidadımız yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan İran, füze konusunda Batı'ya sert çıktı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze kapasitesini artırmak için kimseden izin almayacağını söyledi. Orduyu sadece ülkeyi savunmak için güçlendirdiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın balistik füze denemelerine karşı yeni yaptırımlar ortaya koyan tasarıyı, İran'ın yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekçesiyle askıya almıştı.
İran sellerle boğuşuyor. Ülkenin kuzeybatısında şiddetli yağışların nedeni olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Kayıp 8 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ terör örgütüne karşı Afganistan'da bombaların anası olarak nitelediği en tehlikeli bombayı kullanmasının yankıları sürüyor. Afganistan Parlamento Başkanı saldırının farklı yönleriyle araştırılmasını istedi. Araştırma sonuçlandıktan sonra tavırlarının belirleneceğini söyledi. Eski devlet başkanı Karzai ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli bombayı Afganistan'da test etmesine tepki gösterdi. Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani Rusya'yı ziyaret etti. Mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Esed rejiminin Hanşeyun'daki kimyasal saldırısıyla ilgili şeffaf bir araştırma yürütülmediği dile getirildi. Birleşmiş Milletler ve bölge ülkelerinden uzmanların katılımıyla kapsamlı bir komisyon kurulması ve sorumluların cezalandırılması gerektiği belirtildi. Filistin'de masum insanlar yıllardır mallarını ve canlarını kaybediyor. Baskı ve zulmün hüküm sürdüğü ülkede en çok da çocuklar zarar görüyor. Son 16 yılda 2016 çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belgelendi. Üstelik öldürülenlerin ceza almak bir yana adeta yargı tarafından korunduğu da ortaya çıktı. Kimi Gazze'de, kimi Batı Şeria'da hayatlarını kaybediyor. Uluslararası Çocukları Koruma Hareketi araştırma yaptı. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 2000 yılından 2016 yılına kadar 2012 çocuğun öldürüldüğü belgelendi. Rapora göre dünyada en fazla sıkıntı çeken çocuklar arasında Filistinliler de yer alıyor. Uluslararası Çocukları Koruma Hareketi'nin raporuna göre İsrail çocukları katletmekte kalmıyor. Ailelerini cezalandırmak için çocukların naaşlarını yakınlarına teslim etmemek gibi uygulamalarda da bulunuyor. 1979 yılında Cenevre'de çocukların haklarını korumak için uluslararası sözleşmelerle kurulan Uluslararası Çocukları Koruma Hareketi'nin raporuna göre Filistinli çocukları öldüren askerler de yargılanmadan korunuyor. Benzer bir örnek 24 Mart 2016'da yaşanmıştı. Filistin'in El Halil kentinde yerde yaralı halde yatan Filistinli genç, İsrail askeri tarafından başından vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen askere askeri mahkeme kasıtsız adam öldürmekten 18 ay hapis vermişti. Sadece canlarından olmuyor Filistinli çocuklar. İsrail 12 ila 17 yaşlarında yaklaşık 700 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Üstelik bu çocuklar gözaltı sürecinde şiddet ve kötü muameleye de maruz kalıyor. İnsan hakları kurumlarının raporlarına göre geçen sene İsrail hapishanelerinde 18 yaşın altında yaklaşık 380 Filistinli çocuk bulunuyordu. Öte yandan İsrail son bir ayda Batı Şeria ve Kudüs'te İslam'ın kutsallarına yönelik 99 ihlalde bulundu. İhlaller Mescid-i Aksa ve El Halil kentinde bulunan İbrahim Camii'nde yoğunlaştı. Ayrıca İsrail güçlerinin El Halil kentindeki İbrahim Camii'nde 51 kez ezan okunmasını engellediği açıklandı. Her mesai bitti mi, Kur'an eğitimi. Bu slogan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışanlara yönelik hazırladığı Kur'an eğitimi projesine ait. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 22.758 ihtiyaç odaklı Kur'an kursunda 700 bin vatandaşımız saatini kendisinin belirlediği zamanlarda Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Her mesai bitimi Kur'an eğitimi. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarında Kur'an eğitimi işte bu sloganla 2014 yılında başladı. Kısa sürede tüm Türkiye'ye yayıldı. Saatini, vaktini, gününü vatandaşlarımız belirliyor, müftülüklerimiz programlıyor, hocalarımız öğretime devam ediyor. 22.758 Kur'an kursunda yaklaşık 700 bin kişi 3 yıl gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim öğrendi. Saat 17'den 18'den sonra mesaisini bitiren vatandaşlarımız, cumartesi pazar günü mesaisini bitiren vatandaşlarımız bizden yoğun talepleri vardı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, dini bilgileri öğrenmek arzu ediyorlardı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bu taleplere cevap verebilmek için iki ayrı proje geliştirdi. Hocalarımız Kur'an kursu ortamında bu eğitimi gerçekleştiriyor. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitiminin isteyen herkese verildiği bir başka proje ise camilerde Kur'an eğitimi. İmam kardeşlerimizin, müezzin kardeşlerimizin oluşturduğu bir eğitim var. Buna da yaklaşık yılda 200 bin kişi bu eğitimi aldılar. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen vatandaşlar saatini kendisi belirliyor, müftülüklere başvuruyor ve eğitim programı oluşturuluyor. Vatandaşlarımıza zamanını siz belirleyin, vaktini saatini siz belirleyin, biz Kur'an öğretelim. 07:23 arası sabah namazından sonra camilerde bir eğitim fırsatı var. İşte ikindi namazından sonra akşam yatsı arası bir fırsat var. Çalışan kardeşlerimize müftülüklerimiz de organizeli olarak öğlen saati arasında 12:01 arasında bir Kur'an öğrenme fırsatları oluştu. Kursların açılabilmesi için talep etmek yeterli. İhtiyaç odaklı kursumuzu bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, sınıf ortamı olan mekanlarda biz bu kursu açabiliyoruz. Bu kurslarda memur ve çalışan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı sunuluyor. Sahih bilgiyi doğru kişilerden, doğru yöntem ve metotlar ile öğrettiğine inandıkları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ona bağlı olan Kur'an kurslarımızdan ve camilerimizden bu ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Tarihi ve kültürel mirasımızı geleceğe taşımak, onların bakım ve onarımlarını zamanında yapmaktan geçiyor. Mimar Sinan'ın ustalık mührü Selimiye Camii'de bu amaçla bilgisayarlı bakıma alındı. Kubbe ve revaklar bir hafta boyunca dayanıklılık testinden geçirilecek. İşlevini yerine getirmeyen parçalar için önlem alınacak. Osmanlı Padişahı 2. Selim'in emriyle yapılan Edirne'deki Selimiye Camii en önemli kültürel miraslarımız arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü kesme taştan yapılan ve mimarlık tarihine en geniş mekana kurulmuş yapı olarak geçen Selimiye'yi bilgisayarlı bakıma aldı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan şadırvanı, çini, mermer, ahşap ve sedef işçiliği süslemeleriyle dikkat çeken camide sıkı bir çalışma başlatıldı. Çeşitli analizler ve testler de yapıyoruz. Sürekli camiyi izliyoruz. Bugünkü çalışmamızda da Selimiye Camii'nde yüzlerce olan gergi demirlerini, dayanımını ölçüyoruz. Fonksiyonlarını bugün deniyoruz. Mühendisler bir hafta boyunca gergi demirlerinin işlevlerini yerine getirip getirmediğini ölçecek, işlevini yitiren demirler için önlem alacak. Şimdi bir annenin yardım çağrısını aktaracağız size. Doğuştan yemek borusu olmayan 11 aylık Veli Ömer'in annesi oğluna yapay yemek borusu takılması için yardım istiyor. Ben sessiz çığlığımı tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Dilimin yettiğince, gücümün söylediğince duyuracağım. Bu bir annenin feryadı. Anne Sevgi Başaran feryadını işte böyle evet. Dile getirdi. Doğuştan yemek borusu olmayan evladı için yardım istedi. Doğduktan 2 gün sonra ameliyat oldu. Karnına tüp yerleştirdiler. Ben dışarıdan besliyorum şırıngalarla. Veli Ömer henüz 11 aylık. Yemek borusu olmadığı için karnına açılan delikten besleniyor. Yaklaşık 3500-4000 doğumda bir görülen nadir bir hastalık. Bu hastalık tabii mide ile ağız arasında bağlantı olmadığı için belirtiler hemen doğumdan sonra ortaya çıkar. Yutma güçlüğü, işte kusma ve hemen kendini belli eder. Veli Ömer'e yapay bir yemek borusu takılması gerekiyor. Maddi imkansızlıklar içindeki anne hayırseverlerden yardım istiyor. Tedavi olup iyileşmesi için 30 binler diyor doktorlar ve yurt dışından gelen yapay yemek borusu midesine o şekilde yerleştirecekler. Ben çocuğumun iyileşmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.